Haftanın iyi haberlerinden herkese merhaba. Bursa İznik Belediyesi hayata geçirdiği Yaşayan İznik Hazineleri belgeselleri kapsamında çömlek ustası Hasan Yaman'ın hayatını ve zanaatını ele aldı. Trabzon'un Düzköy ilçesi Çayırbağı mahallesi Koskaylı mevkisinde bir mağarada M.Ö. 11 bin yılına ait olduğu düşünülen çakmak taşı ve obsidiyenden yapılma taş aletler bulundu. Sivas'ta Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Hitit dönemine ait altın mühür yüzük ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hitit kralına en yakın kişi konumundaki baş sakiye ait olduğu sanılan ve aynı zamanda mühür olarak kullanıldığı düşünülen mühür yüzük, eldeki tek örnek olma özelliğini taşıyor. Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi sadece glutensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için önemli bir hizmete imza attı. Glutensiz 16 gıda ürünü yer aldığı destek paketleri ilçedeki çölyak hastalarına ulaştırılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde eline boya fırçası alan kadınlar hayatı ne kadar güzel renklendirdiklerini gözler önüne serdi. Bursa'da görüntü kirliliğinin önüne geçmek için trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp cadde ve sokakları sanatla buluşturdular. Haftanın iyi haberlerini aktardık. Sağlık ve mutlu kalın. Hoşça kalın.